Eşref Atabey, sel su taşkını ve iklim değişikliğinden bahsedeceğim. Deprem felaketinin aksine su baskınlarını gerek meteorolojik bulgular ve gerekse baskın bölgelerinden bugüne kadar elde edilen istatistikler ve gözlemler sayesinde önceden kestirebilmek olanaklıdır. Bir dizi teknik önlemler ve gözlemler değerlendirilerek su baskınlarından önceden haberdar olunabilmekte ve can mal kaybı önlenebilmektedir. Ülkemizde yerleşim yerlerinin büyük bir bölümü ya bir kuru dere yatağı üzerinde ya nehir kıyısındaki taşkın alanlarında ya her an nehir taşkınlarına maruz kalabilecek alüvyon ovalarda ya da fırtına dalgalarına maruz kalabilecek deniz kıyılarında kurulmuştur. En geçerli önlem olarak yeni kurulacak yerleşim yerlerinin bu gibi alanlar üzerinde kurulmasına izin vermemek, planlı bir şekilde yeni yerleşim alanları tahsis etmek, bu gibi alanlardaki yerleşim yerlerini de ıslah etmektir. Sel. Selin en sık rastlanan nedeni kuvvetli ve uzun süreli yağıştır. Seller, kar erimesi sonucu oluşan kuvvetli akışlar ya da drenaj kanallarının tıkanması sonucunda da meydana gelebilir. Günümüzde rastlanılan en yaygın neden ise kuvvetli yağmur fırtınalarında drenaj sistemlerindeki yetersizlik sonucu ana nehir kanallarının tamamen dolu olmasıyla meydana gelen taşmalar sonucu oluşan sellerdir. Dağlık bölgelerde ise seller kar erimesi veya yağışla birleşen kar suyundan meydana gelir. Çok nadir olarak da barajların çökmesi ve taşmasından kaynaklanan sellere rastlanılmaktadır. Türkiye'de sel felaketine maruz kalan yerleşim yerlerinden Amasya Yeşilırmak 1948 yılında 155 kişi, Ankara Hatipçayı etkisinden 1957 yılında 185 kişi, Trabzon'da 1990 yılında 55 kişi, İzmir Karşıyaka'da 1995 yılında 64 kişi sel baskınları sonucunda can vermiştir. Yerleşim yerlerinden özellikle köylerin çoğunun sel felaketiyle karşı karşıyadır. Sel baskınlarına karşı en etkili önlemler: dere, çay, nehir suyunu kontrol altına almak, sele maruz kalabilecek yerlerde set, bariyer yapmak, dere ve ırmakların yataklarını ıslah etmek, dere, çay ve nehir yatakları ve kıyılarından kum, çakıl gibi malzeme alımını önlemek ya da kontrollü almak, dere, çay ve nehir yatakları ve kıyılarını ağaçlandırmak, sele maruz kalan yerleşim yerlerini bulundukları alandan daha güvenli alanlara taşımak, yeni yerleşim yerlerini sele maruz kalacak dere, çay, nehir yatakları ve kıyı alanlarında yapmamak, deniz kıyılarından olabildiğince yaklaşmamak, ev gibi yapılar, tesisler yapmamak gerekmektedir. Su taşkını, bir nehir ya da dere yatağındaki mevcut su miktarının havzaya normalden fazla yağmur yağması veya havzada mevcut kar örtüsünün erimesinden dolayı hızla artması ve yatak çevresinde yaşayan canlılara, arazilere, mal ve mülke zarar vermesi olayına taşkın denilmektedir. Uzun süreli aşırı ve şiddetli yağışlardan sonra özellikle fazla eğimli ve geçirimsiz topraklarda su taşkını olayı meydana gelmektedir. Ayrıca kar yağışının da yoğun olarak yağdığı havzalarda ısının birdenbire artması sonucu kar örtüsünün erimesi de taşkınlara yol açabilmekte ve taşkın debilerini etkilemektedir. Her iki etkenin beraber meydana gelmesi ve yan kollardaki suyun aynı anda yükselmesi en tehlikeli taşkınları oluşturmaktadır. Taşkın oluşumunu etki eden bir diğer faktör de havzada egemen olan yağış rejimleridir. Resimlerde su taşkını olayı görülmektedir. 1967-1987 yılları arasında akarsularda görülen sel, taşkın olay sayısının tüm hidrometeorolojik afetler içindeki oranı %33 iken, 1998-2008 yılları arasında bu oran %14'e gerilemiştir.
Son yıllarda yapılan baraj sayılarındaki artışlar, dere ıslah çalışmaları ve köylerden kentlere göçler, bu şekilde nehirlerden kaynaklanan sellerde, taşkınlarda azalmaya neden olmuştur. Buna rağmen DSE verilerine göre 1975-2011 yılları arasında 820 adet taşkın olayı meydana gelmiş. Bu taşkınlar sonucunda 660 can kaybı olmuş. 799.758 hektar tarım arazisi taşkına maruz kalmış. Taşkınlar ülke ekonomisine yılda yaklaşık 150 milyon TL zarar vermiştir. Bununla beraber son yıllarda ani seller ve bunun bir sonucu olarak da şehir sellerinde önemli artışlar görülmektedir. Sel ve su baskınlarına karşı alınması gereken mühendislik önlemleri. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için her şeyden önce doğal bitki örtüsünün, özellikle de ormanların korunması gerekir. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar. Böylece sular toprağın yüzünde birikmez ve sel oluşumuna yol açmaz. Ayrıca ağaç gövdeleri suyun yamaçtan aşağıya hızla akmasını önler. Suyun hızını kesmek için yamaçların teraslandırılması, akarsu yataklarına setler yapılması ve göletler oluşturulması, sel baskınlarının yol açacağı zararları büyük ölçüde azaltır. Dere yataklarına kurulmuş olan yerleşim yerleri sel bölgelerinin dışına çıkartılmalıdır. Akarsu yatakları temizlenmeli ve genişletilmelidir. Resimlerde dere yatağına kurulmuş yerleşim yerleri görülmektedir. Sel felaketinden önce devletin alması gereken önlemler, meteorolojik kökenli doğal afetler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden mutlaka erken uyarı yapılmalı, bunun için gerekli birim oluşturulmalıdır. Oluşturulan erken uyarı birimi tüm il ve ilçelerde oluşturulan kurtarma ekipleri tarafından takip edilmelidir. Dere ve nehir yataklarına yerleşim yapılması belediyeler tarafından önlenmelidir. Denizin dere veya nehir ile birleştiği kanallar düzenli olarak temizlenmelidir. Sel felaketinden önce alınması gereken önlemler, meteoroloji haberlerini takip edin. Yaşadığınız bölgedeki sel felaketi riskini afattan öğrenin. Oturduğunuz evin su seviyesi altında olup olmadığını öğrenin. Bulunduğunuz yerdeki su seviyesinden yüksek alanları bulunun. Evdeki atık su borularına ve deliklerine karşı önlemlerinizi alın. Sel tehlikesi altındaki bir yerde oturuyorsanız, değerli eşya ve belgeler yüksek yerlerde saklayınız. Sel felaketi sırasında alınması gereken önlemler, su yatağını ya da çukur bölgeleri terk edip mutlaka yüksek yerlere çıkın. Sel sırasında araba kullanmayın. Sel suyunun içinde yürümeye çalışmayın. Bulunduğunuz yeri boşaltmanız gerekiyorsa elektriği ve doğalgazı kapatın. Sel sırasında arabadaysanız su dolan yollara girmeyin ve herhangi bir arıza durumunda arabayı terk edip yüksek bir yere çıkın. Sele maruz kalan yerleşim yerlerini bulundukları alandan daha güvenli alanlara taşımak, yeni yerleşim yerlerini sele maruz kalacak dere, çay, nehir yatakları ve kıyı alanlarında yapmamak, sel ve su taşkınlarına karşı en önemli önlemlerdir. Sağlık dileğimle.